fazla tamam. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, Hatay Valiliğinde Doğu Guta'dan Türkiye'ye getirilen Kerim Bebek, Kasım Bebek, Ala ve Nur kardeşleriyle bir araya geldi. Sohbet edip çeşitli hediyeler verdi. Bakan Kaya ilk olarak Hatay Valisi Erdal Atay'ı ziyaret ederek briefing aldı. Daha sonra Bakan Kaya Doğu Guta'dan getirilen çocuklar ve aileleriyle sohbet ederek çocukların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alarak çeşitli hediyeler verdi. Bakan Kaya yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi. Evet, bugün Hatay'da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buraya Türkiye'ye getirilen Kasım Bebek, Kerim Bebek ve Nur kardeşlerle bir aradayız. Zalim Esed rejiminin baskısından Doğu Guta'daki tüm saldırılardan kaçarak kurtularak Türkiye'ye sığınmış kardeşlerimizle bir aradayız. İnsanlığın gerçekten en kötü dramlarından birinin yaşandığı Suriye'de savaşın en büyük sıkıntısını çeken kadınlar ve çocuklar. Buradaki çocuklarımız Kerim Bebek annesini ve bir gözünü savaşta kaybetmiş ve gerçekten tıbbi olarak da desteğe ihtiyacı olan bir bebeğimiz. Onu Türkiye'de en iyi koşullarda inşallah ameliyatlarını gerçekleştireceğiz. Bütün çocukların barış içinde, huzur içinde yaşayacağı bir dünya için mücadele veriyoruz. Bugün Türkiye olarak 3,5 milyondan fazla Suriyeli kardeşimize güvenli bir liman olmuş, onların her türlü insani ihtiyacını karşılamış, insanlık onurunun adeta Türkiye bu Suriye Savaşı'nda kurtarıcısı olmuş bir ülkedir. Bugün yine hemen yanı başımızda Afrin'de Zeytin Dalı harekatıyla orada yaşayan mazlum insanların da zulümden kurtulmasına vesile olduk. Başarılı bir şekilde operasyonumuzu tamamladık. Ve bugün Afrin'de Mehmetçiğimiz, kahraman Mehmetçiğimiz tek bir sivilin dahi burnu kanamadan orada barışı, huzuru oraya götürmek için mücadele verdiler. Şu anda temizlik operasyonları sürüyor. Ve 2 yıl aradan sonra Afrin'de de çocuklar okula gidecek. Aynen Cerablus'ta olduğu gibi. Biz hemen yanı başımızda terörden temizlenmiş bir bölge olmasını istiyoruz. Ve oradaki çocukların, kadınların huzur içinde yaşayacakları bir ortamda vatanlarına dönmelerini istiyoruz. Buradaki Suriyeli kardeşlerimiz de oradaki savaşın bir an önce son bulmasını temenni ediyorlar ve ülkelerine dönmek için adeta gün sayıyorlar.
Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni bugüne kadar fazlasıyla yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İnsanlık onurunun Suriye sınavındaki kurtarıcısı aslında Türkiye'dir. Bugün Avrupa ülkeleri Suriyeli kardeşlerimizi sayılarla ülkelerine alırken, Türkiye kendisine sığınan bütün mazlumlara güvenli bir liman olarak kapılarını ve Türk halkı da gönüllerini açmıştır. Biz üzerimize düşeni bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yapmaya devam edeceğiz. Suriyeli tüm mazlumların hayır dualarını aldığımızı biliyoruz. Bakın bugün savaştan etkilenmiş bu çocukların yüzünü güldürmek, savaşın etkilerinden onları kurtarmak oldukça zor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. İnşallah üzerimize düşeni de yapmaya devam edeceğiz. Aile Bakanlığı olarak Suriyeli savaşın etkisinden kaçmış çocuklara, kadınlara, mazlumlara psikososyal destek veriyoruz. Bakanlık olarak yaptığımız mülteci kardeşlerimize yönelik önemli çalışmalarımızdan bir tanesi psikososyal destek hizmetlerimiz. Yaklaşık 300 bine yakın Suriyeli'ye bugüne kadar psikososyal destek hizmeti verdik. Savaşın etkilerini bu çocuklardan silmeye biz de gayret ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası arenada yaptığı değerli girişimlerle Suriye'de barış ve huzur gelecektir ve bu insanlar da ülkelerine dönecektir diye umut ediyoruz.